Türkiye Cumhuriyeti bir İslam Cumhuriyeti olarak şekil aldı. İslam Cumhuriyeti haline gelmedi. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti olabilmesi için İslam devleti olması vazgeçilmez bir şey. Cumhuriyet ilan edildiği zaman Kanuni Esasi'nin birinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin idare şekli cumhuriyettir şeklinde değişti. İkinci madde ne oldu? Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır şeklinde oldu. Yani sen bir cumhuriyet ilan ediyorsun. Ne? Dazlaklar Cumhuriyeti'ni ilan ediyorsun diye sorduklarında hayır. Ben İslam Cumhuriyeti ilan ediyorum diye cevap vermek mecburiyetindeydiler. Yeni kurulan devlet neyin nesiydi? Bunu izah etmek lazım. Hayır, ben o zaman laik bir devlet kuruyorum deselerdi, acaba kaç tanesi sağ kalır o gün? İstiklal Harbi'nin ertesinde cumhuriyet ilan ediyorsun ve diyorsun ki ben kardeşim laik, demokratik, insan haklarına saygılı bir devlet kurdum. Gel ulan derlerdi o zaman sana. Gel ben sana göstereyim o devleti. Bu laiklik 1937 yılında altı okun anayasaya girmesiyle beraber Türkiye'deki resmi hayatın bir parçası oldu. 1937 yılına kadar Türkiye laik bir devlettir diyeni döverlerdi. Ama 37'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku anayasaya girdi. Girdikten sonra da demek ki bir de laikmişiz. Çünkü işte devletçiyiz, efendim milliyetçiyiz, halkçıyız, inkılapçıyız, cumhuriyetçiyiz falan filan var. Bunlardan bir tanesi de laiklik. Yani Türkiye'de devlet idaresi bakımından laiklik en gözden çıkarılabilecek prensiptir. Ama bugün sanki laiklik olmazsa Türkiye olmazmış gibi bir numara çekiyorlar. Siz de yutuyorsunuz.